Merhaba, ben Aslı Özkaya. Bir Şansım Olsa programının sunucusuyum. Geçmişte alınan kararların hissettirdiği pişmanlıklar ve omuzlarımızda biriken o büyük yük. Peki, bir şansınız olsa neyi değiştirmek isterdiniz? Pişmanlıklarınızla yüzleşmek, hatalarınızı düzeltmek nasıl olurdu? Hadi gelin bu programda size bir şans yaratalım. Aslı Hanım merhaba. Ben 4 yıldır görmediğim kızımı arıyorum. Onun yaşadığını, hayatının iyi olduğunu biliyorum ama ona bir türlü ulaşamıyorum. Kaç kere yaşadığı yere gittim. Yani kapıda benim olduğumu görünce polis çağırdılar. Beni oradan uzaklaştırdılar. Lütfen size yalvarıyorum. Her açıdan kızıma ihtiyacım var. Çocuklarımız, evlatlarımız hayatın her döneminde anne ve babalarına ihtiyaç duyarlar. Aslında onlar zaten ebeveynlerinin gözünde hiçbir zaman büyümezler. Ancak bir kız çocuğunun, özellikle bir kız çocuğunun annesinden kaçması kafalarda soru işareti bırakıyor. Şimdi sizleri 4 yıldır kızını arayan bir anneyle tanıştıracağım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun oturun lütfen. Beni kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz program olarak gerçekten çocukların, özellikle kız çocuklarının duygularına, annelerin onları bulma çabasına, bunlara çok önem veriyoruz. O yüzden ilk sıra sizdeydi, öncelik sizdeydi. Hoş geldiniz tekrardan. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Sizler? Bizler de iyiyiz, çok mersi. Bizim klasik bir sorumuz var. Ben geliş sebebinizi biliyorum ama bu programda kimden ve neden bir şans istiyorsunuz? Kızımı bulmanızı istiyorum. 4 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Eşimi kızım yüzünden kaybettim. Cinayete kurban gitti. Eşinizin ölümünden kızınızı sorumlu tutuyorsunuz anladığım kadarıyla. Senin gibi anne olmaz olsun. Bu evden kurtulmaya çalışıyorum. Bir anneye böyle söyledi. Defol git bu evden dedi. Kendimi bir anda sokakta buldum. Siz buraya gerçekten kızınızı bulmaya mı geldiniz? Neden dürüst davranmıyorsunuz şu anda? Ben 4 yıldır görmediğim ve burnumda tüten kızımı bulmanızı istiyorum. 4 yıl önce hiçbir iz bırakmadan ortadan kayboldu. Dört yıldır hiç görmüyorsunuz. Aradınız mı peki onu 4 yıldır? Aradım fakat kendisine ulaşamadım. Bütün iletişim kanallarını kapattı. Bir anda mı çekti gitti? Nasıl oldu? Nasıl anlatsam olaylar biraz karışık aslında biliyor musunuz? Ben kızımın yanlış kararlar vereceğinden korkuyorum. Yani başına bir şey gelmesinden korkuyorum. Yani kötü işlere bulaştığını düşünüyorum. Hayatının kontrolünü ele almasını istiyorum. Şimdi kötü işlere bulaştığını düşünmeniz için sizin çocuğunuzla ilgili belli başlı bir şeyler biliyor olmanız lazım. Var mı böyle evet, sizi evet. Şüphelendiren şeyler? Yani bilmez miyim? Ben eşimi kızım yüzünden kaybettim. Onun bir suçu yoktu ama yanlış insanlarla arkadaşlığı sonucunda oldu. Kızımın yanlış birisiyle gezip dolaşması yüzünden, arkadaşlığı yüzünden ikinci eşim cinayete kurban gitti. İkinci eşiniz kızınızın arkadaşlığı yüzünden cinayete kurban gitti. Buraları detaylı bir şekilde dinlemek istiyorum. Nasıl oluyor aklım almadı şu anda. Ama siz ikinci evliliğinizi yaptınız. Kaç yaşındasınız birinci evlilik kızınız, ikinci evlilik? Çok genç görünüyorsunuz o yüzden sordum. Ben 17 yaşında anne oldum. Nilay'ı kucağıma aldığımda daha çocuk sayılırdım. Onunla birlikte büyüdüm diyebilirim. Çok erken yaşta bir evlilik yaptınız.
Herhalde ailenizin rızasıyla oldu bu 17 yaş. Yani şöyle, Nilay'ın babası, ilk eşim Levent, benim çocukluk aşkımdı. Onu okuldan tanıyorum. Ben liseye başladığımda Levent son sınıf öğrencisiydi. Onu ilk gördüğüm zaman beğenmiştim. O da beni beğenmişti. Daha sonra o mezun oldu ve okul çıkışlarına gelmeye başladı. Çıkışlarda böyle göz göze geliyorduk. Sonra bir gün bana açıldı, benden hoşlandığını söyledi. Severek evlendiniz o zaman. Yani evet, severek evlendim. Yani o yaşta evlendiğim için pişman değilim. O zamanlar öyle yaşanması gerekiyordu, öyle oldu. Ne kadar evli kaldınız? 10 yıl kadar evli kaldım. Nasıl oldu 17 yaşında evlilik? Çok erken değil mi? Anne babanız, aileniz karşı çıkmadı mı ya da... Yani annem... Yani karşı çıkmadı çünkü zaten günün birinde evleneceksin. Hani madem seviyorsun ve kararlısın, o halde gönlünün istediği biriyle olsun dedi. Hı hı. Ama babam istemedi. Çünkü babam benim okumamı istiyordu. Ne zaman evde bu konu açılsa bir gerginlik oluyordu, bir tartışma çıkıyordu. Diğer taraftan da baskı altındaydım. Levent hadi artık diye bana baskı yapıyordu. O çok istiyordu evlenmeyi. Evet, evlenmeyi çok istiyordu. Ben de şöyle düşündüm, yani madem babam açısından olur yok, o halde kaçayım. Siz kaçarak evlendiniz. Evet, yani eşyalarımı da bir sırt çantasına koyuyordum. Peyderpey arkadaşıma veriyordum. O benim için onları biriktiriyordu. Ve bir haftanın sonunda ben annemi öptüm ve Levent'e kaçtım. Giderken anneye de söylemediniz hiçbir hayır, şey. Hayır, söylemedim. Sonra nasıl oldu, nasıl öğrendiler? Bir kere okula devam edemedim. Okulu bırakmak zorunda kaldınız. Yani babamdan kaçıyorduk. Babam kaçırıldığım yönünde polise bilgi verdi. Levent'i yani buldukları yerde tutuklayacaklardı. Okula devam edemedim ama o şekilde de yaşayamıyorduk. Ben de... Düşündüm nasıl çözebilirim diye. Babamı aradım ve babama hamile olduğumu söyledim. Yapacak bir şey olmadığı için mecburen kabullenmek zorunda kaldı. Hamile miydiniz peki gerçekten? Hayır. Yani babama öyle söyledim. Ama daha sonra Nilay'a hamile kaldım. Eşiniz biliyordu değil mi babanıza doğruyu söylemediğinizi? Tabii, yani eşim sonuçta tutuklanmasın diye biz bunu yaptık. O zaman tabii doğru muydu, yanlış mıydı bilmiyorum ama sonuçta 10 yıl mutlu bir evliliğimiz mutlu bir... oldu. Peki nasıl oldu da ayrılık oldu sonra? Ah, yani o da klasik bir hikaye. Aslında başlangıçta çok mutluyduk. Ben de gençtim, Levent de gençti. Evliliğimizi Levent'in sadakatsizliği bitirdi. Beni aldattığını öğrendiğim an bu işi bitirmeye karar verdim. Aldatıldınız. Evet, maalesef. Evliliğimizin son yıllarında çok çalışıyordu. Yani ben öyle zannediyordum. Meğer o yeni bir hayat kurmaya çalışıyormuş başka bir kadınla. Şüphelenmeye başlamıştım. Yani içime bir kuşku düşmüştü ve onu takip etmeye karar verdim. Ve bir gün çıktım peşinden. Onu başka bir eve girip çıkarken gördüm. Eve geri dönüp gelmesini bekledim. Geldiği zaman da tabii bütün olan biteni anlattım ona. O da hiç itiraz etmedi, hemen kabul etti beni aldattığını. İtiraf etti yani aslında. Evet, itiraf etti. Tabii ki ben bunu kabullenemezdim. Ondan ayrılmaya karar verdim. O da madem ayrılmak istiyorsun o halde defol git bu evden dedi. Hem sizi aldattı hem de çocuğunuzla sizi kapının önüne koydu. Aynen öyle oldu. Aynen öyle oldu. Gece 11 sularıydı, hiç unutmuyorum. Yani aklıma geldikçe zaten sinirden titriyorum. Ertesi gün çocuğun okulu vardı. Ama hiçbirini umursamadı çünkü çok gaddar bir adamdı. Ondan sonra ben de zar zor kızımın eşyalarını alabildiğim kadarını alıp annemlere gittim. Bir baba hem eşini aldatıp hem gecenin 11'inde bir kız çocuğuyla birlikte karısını kapının önüne nasıl koyar?
başka bir kadın yüzünden bütün bunlar oldu. Yani onun sorumsuzluğundan bizi başka bir kadına... Tamam ama yani bu adam hiç mi çocuğuyla iyi bir ilişkisi yoktu? Düşünmez miydi çocuğuyla karısı gecenin bir yarısı nereye gidecekler? Belki anneniz sizi kabul etmeyecek. Çünkü yani sonuçta kaçarak evlendiniz. Yani hiç mi kafasında bir korkusu, endişesi sizinle ilgili olmadı? Şimdi çok normal bir şeymiş gibi konuşuyoruz bunu ama bu normal bir şey değil. Gece evet. 11'de bir insan çocuğunu kapının önüne koymaz. Evet, söylediğim gibi hem suçlu hem de güçlüydü. Yani oturduğumuz ev Levent'e aitti. Ben kızımla kendimi bir anda sokakta buldum. Annemler olmasa kelimenin tam anlamıyla yani sokakta kalacaktım. Ayrıldıktan 3 ay sonra bir avukat beni aradı. Ertesi gün avukatla buluştuk. Anlaşmalı olarak benden ayrılmak istediğini, boşanmak istediğini söyledi. Bana ve kızıma istediğim nafakayı verecekti ama karşılığında benimle görüşmeme, konuşmama şartı vardı. Ben de yüklü bir tazminat istedim açıkçası. Yani oldukça yüksek bir meblağ söyledim ki hani itiraz etsin ve beni aramak zorunda kalsın diye. Siz fakat kabul etti. Siz aslında barışmak da bir yandan istiyordunuz o zaman. Yani her şeye rağmen yuva yıkılmasın mı istiyordunuz? Yani bir konuşmak istiyordum en azından. Kendisi hiç geri adım atmadı dediğiniz gibi suçlu olduğu halde. Ama ben yine de pişman olup bir kere gitmiştim. Yani siz neden pişman oluyorsunuz? O kısmı anlayamadım. Yani aldatan çünkü ortada, sizin eşiniz. Ortada şöyle bir şey Aslı Hanım, ben bir anneyim. Yani ortada çocuğum vardı. Çocuğumun geleceği mevzu bahisti. Ve ben yani bütün olanları sineye çekmeye hazırdım. Sanki bu anlattığınız hikayede siz bir şey yapmışsınız. Gece kovulmuşsunuz evinizden çocuğunuzla. Ve onunla bir daha tekrar bir görüşme mücadelesi içine girmişsiniz. Yani aldatan bir adam var ortada anlattığınıza göre. Suçlu olması gerekirken en azından bir kızıyla görüşüp sizden bir... Hani bunca yılın hatırına beni affet demesi gerekirken bakın boşanabilirsiniz o ayrı. O kısmı anlayamadım. Yani çok yani basit bir şey değil onun hisleriyle orası. Alakalı yani evliliği bitirme kararı verdiğimde bunu hazmedememiş olabilir. Şimdi 4 yıldır kızınızı arıyorsunuz. Ama burada yanlış anlamayın ben gözü yaşlı bir anne göremiyorum. Yani 4 yıldır kızını görmeyen bir anne telaşı göremiyorum karşımda. Nasıl bir ilişkiniz vardı? Anlaşmalı olarak boşandıktan sonra annemlerin yanındaydım biliyorsunuz Zonguldak'ta, Zonguldak'ın bir köyünde. Nilay da benimle birlikte oradaydı. Bir işe girdim ve İstanbul'a geldim. Tabii kızımı daha az görmeye başladım. Ne iş yapıyordunuz? Yani bir arkadaşım vasıtasıyla karşılama hostesi olarak bir mekanda çalışıyordum. Yani başlarda haftada bir ama daha sonra ayda bir kere falan kızımı görebiliyordum ve her gittiğim zaman para götürüyordum, kızıma hediyeler alıyordum ve beni gördüğüne çok mutlu oluyordu. Onun geleceği için çalıştığımın farkındaydı. Yani güçlü bir anne kız ilişkiniz mi vardı? Buradan bu sonucu çıkarabilir miyim? Yani zaman zaman tabii ki her ilişkide olduğu gibi dalgalanmalar oluyordu. Nilay okuluna Zonguldak'ta devam etti ama sonra ben onu İstanbul'a yanıma aldım tabii. Evlenince mi aldınız ikinci evlilikten sonra? Evet, ikinci evliliğimden kısa bir süre sonra onu yanıma aldım. 14 yaşında falandı Nilay. İkinci evlilik nasıl oldu? Nasıl tanıştınız? İkinci eşim Fatih bütün... Başımdan geçenleri kendisine anlatmıştım ve beni kızımla birlikte kabul edeceğini söyledi. Hı hı. Ondan sonra evlendikten sonra bir süre sonra da kızımı yanıma aldım. Nasıldı araları, onların ilişkileri nasıldı? Çok iyiydi. Yani Nilay öz babasından göremediği baba sevgisini Fatih'ten görüyordu. Birlikte dışarı çıkıyorlardı hafta sonları ve onların mutluluğuyla ben de mutlu oluyordum. 3 kişilik bir yuva kurmuştuk. Fakat sonra Nilay çok yanlışlar yaptı. Evin içinde aslında hiç tatmadığı, mutluluğu tatan bir kızdan bahsediyorsunuz, doğru mu? Evet. O zaman neden Fatih Bey'e yanlışlar yaptı? Yani şöyle söyleyeyim. Yani ben hepsini kötü arkadaşlıklarına bağlıyorum.
Tanıyor musunuz arkadaşlarını kızınızın? Yani arkadaşlarından bahsederdi ama getirmezdi, tanıştırmazdı bizimle. Evden kaçmaları başlamıştı 16 yaşında. Birden çok kez evden mi kaçtı? Evet. İki kere, evlenene kadar iki kere evden kaçtı. Hepsini ben arkadaşlıklarına bağlıyorum. Arkadaşlarını tanımıyorsunuz ama evden kaçmalarının bütün sebeplerini arkadaşlıklarına bağlıyorsunuz. Evet, yani mesela 16, bu da çelişkili bir şey. İşte ilk 16 yaşında evden kaçtı. Yani Fatih hani bekleyelim dedi, gelmezse polise gideriz falan. Nasıl? Kızınız evden kaçıyor, siz bekliyorsunuz. Yani şöyle, o gün okula diye çıktı evden. Fakat gelmeyince biz aradık tabii telefonla hemen, ulaşamadık. Belki şarjı bitmiştir diye düşündük. Hani arkadaşlarıyla birlikteyken zamanı unutmuştur, çıkar gelir diye. Fakat o gün gelmeyince ben ertesi gün okuluna gittim. Yani hiç okuluna demediniz da... mi eşinize? Fatih kalk, çocuğun okul dönüş saati geldi. Zaten bu çocukla bir problemler yaşıyoruz. Zaten arkadaşlarının kötü olduğundan şüpheleniyorum. Ya başına bir iş geldiyse deyip tutup eşinizi kolundan bir polise gidemediniz mi? Ya da bırakın eşinizi kendi başınıza bir anne olarak. İşte yani söylediğim gibi zamanın nasıl geçtiğini unutmuştur, şarjı bitmiştir, nasıl olsa döner gelir diye düşündük. Çünkü ilk kez başımıza öyle bir şey geliyordu. Bir dakika ben anlamadım. Sizin kızınız okuldan gelmiyor. Bütün bir gece evde olmuyor. Ve sizin ikinci evliliğinizden olan beyefendi diyor ki bırakalım, yarın gelir. Şimdi bunu çok basit anlatıyorsunuz bana. Bu benim kafama yatan bir durum değil. Ben mi yanlış düşünüyorum? Benim eve çocuğum 2 saat geç gelse ortalığı ayağa kaldırırım. Polise giderim hemen ya. Kim tutabilir beni? Kim tutabilir sizi o anda? Yani bunu böyle normal bir şeymiş gibi anlıyorum. Bir de üstelik kızımın arkadaş çevresi bozuk diyor hanımefendi. Yani bu ne demek? Aslında zaten tehlikeli bir ortamın içine her gün ben bu çocuğumu gönderiyorum. Ve o tehlikeli ortamın içinden gelmesini bekliyorum. Bir günde gelmiyor ama bakalım yarın sabahı bekleyelim. Şimdi bir anne olarak bu yaptığınız şey bana uymuyor. Ya benim gibi eminim pek çok kişiye de uymuyor. Bu kısmı bana biraz daha anlatır mısınız? Yani ilk nasıl başta, böyle normal karşılayabildiniz? Yani şöyle ilk başta tabii ki okuldan eve gelmeyince panik olduk ama yani illaki gelir diye düşündük. Başınıza ilk defa böyle bir şey geliyor ve siz bunu çok büyük bir rahatlıkla karşılıyorsunuz. Ki çocuğunuzun arkadaş grubunda sıkıntılar hissetmiş olmanıza rağmen ki anneler her şeyi hisseder. Gerçekten çocuğuyla ilişkisi güçlü kuvvetli olan anneler her şeyi hissederler. Onların sağduyuları en iyi psikologdan da iyidir. Ne kadar süre gelmedi kızınız? 6 ay sürdü. 6 ay? Evet. Yani telefonuna ulaşamıyordum. Kapalıydı. Zaten... Ne yaptınız hani, bulmak için? Yani eve gelmeyince zaten hemen... Bekleyelim gelir demediniz umarım. Hayır, hemen okuluna gittim. Okula da gelmediğini öğrenince... Hemen bir polis merkezine başvurdum. Sonra bir kayıp başvurusu yaptık. Fakat yani olay polise intikal etmişti. Biz hiçbir şekilde telefonlarına ulaşamadık. Ya ben ama... şunu anlamıyorum ya. Sizin kızınızın hiçbir arkadaşı, hiçbir arkadaşının annesinin telefon numarası, hiçbir ilişki kurduğunuz kimse ya da her şey geçin ya. Kızınızın nereye gitme ihtimalini bilir bir anne. Bir problemi varsa bilir bir anne. Ya o kadar kopuk muydunuz siz? Yani arkadaşlarından bahsediyordu ama hiç tanıştırmıyordu bizimle. Kızınızla çok kopuk olduğunuzu anlıyorum. Kusura bakmayın. Yani elimden geleni yapıyordum ama her şey Levent'in yüzünden oldu. Yani o bizi kapının önüne koyana kadar anne kız ilişkimiz gerçekten çok iyiydi. Yani her şey ondan ben bunu sonra kabul etmiyorum. Bozuldu. Hayır. Siz birbirinize daha çok sarılabilirdiniz bu olaydan sonra. Siz kızınızla kopmuşsunuz. Ben ne kadar mücadele etsem de maalesef Nilay benden uzaklaştı. Her şeyin neden? Sorumlusu hiç Levent. Neden? Hiç anlatmaya çalıştı mı? Hiç dinlediniz mi kızınızı? Benim şöyle bir derdim var anne. Ya da illa gelip bazen gençler şöyle şöyle bir sorun yaşıyorum demezler. Onların hareketinden, duygusallığından bir şekilde hisseder anne. Hiç hissetmediniz mi ortada bir sorun olduğunu? Yani içine kapanık bir hale gelmeye başlamıştı. Elimden geleni yapmaya çalışıyordum. Kendini kapatıyordu. Ne zamandan beri içine dışarıya... kapanık bir hale gelmeye başlamıştı? Size ikinci evliliğinizi yaptıktan sonra mı? Yani Fatih'le iyi anlaşıyorlardı.
Yani bakın, durup onunla... durup Fatih Bey'le iyi anlaştıklarını söylüyorsunuz ama evlendikten sonra kızınızın evden kaçmaları başlıyor. Yani ikinci kaçışı... Bir dakika, birinciyi nasıl buldunuz? Nereden, nereye gitmiş? Kendisi geldi Aslı Hanım eve. Bir arkadaşına gitmiş. Kız arkadaşının ailesinin yazlığında kalmışlar. İşte bakın, siz zaten arkadaşlarını tanıyor olsaydınız... Yani buradan sizin vasıtanızla aslında ben izleyicilerimize söylüyorum. Çocuklarınızın arkadaşlarını illa böyle tepelerinde durup da onları izliyormuş gibi değil. Çaktırmadan... Evinize davet edeceksiniz. Tam davet ederken siz evden çıkacaksınız ama nasıl bir grup giriyor evin içine? Bakacaksınız. Bir anne olarak, baba olarak göreviniz bu. Yani bir anne olarak siz kızınızı dizinize yatırıp ne derdin var diye saçını okşamadıktan sonra bir önemi yok bu anneliğin. Kızınız 6 ay gidiyor, bir de en yakın arkadaşının evinden çıkıyor. Zaten bunu ilk dakika bilmeniz lazım. Nereye gider bu kız? Ayşe'nin evine gider. Ayşe kim? En yakın arkadaşı. Yani çok basit bunlar ama... Ve o sırada da hani okula gitmek istemediğini söyledi. Zaten 6 ay çok uzun bir zaman. Devamsızlıktan kalacağını, artık okula devam etmek istemediğini söyledi. Kızınız eve gelince nasıl karşıladınız onu? Çok sert konuştuk. Hatta ne yalan söyleyeyim, tokatladım da yani. Kızınız eve dönüyor ve siz onu tokatlıyorsunuz. Yani 6 aydır yoktu. Gitgide içine kapanık biri olmaya başlamıştı. Kendisini odaya kapatıyordu ve bu durum beni rahatsız ediyordu. Odaya kapatıyordu. O yüzden ben yani bu durumdan endişelendiğim için onu işe sokmaya karar verdim. İşe mi başladı? Yani bir arkadaşımın vasıtasıyla kasiyerlik işi buldum ona. Hı hı. Yani iki, bilemediğiniz üç ay kadar çalıştı. Ondan sonra ben çalışmak istemiyorum diye geldi. Neden ayrıldı sizce? Hani yaşı itibariyle... Yani ergenlik ya da hormonların neticesinde olabilir diye düşünüyorum ama sağ olsun Fatih o zaman yine babalığını yaptı ve onu kendi yanında işe aldı. Ona bir iş verdi. Orada her zaman muydu? İçin kol kanat gerdi ona. ...18 yaşına girdiğinde yine kaçtı. Yine kaçtı. 18 yaşına girdiği haftaydı. Reşit oldum havasıyla, belki bilemiyorum. Kendi kararlarımı kendim verebilirim düşüncesiyle. Yani sırtına, omzuna çantasını taktı ve gitti. Çok sert bir şekilde sordum. Ama bana yani senin gibi anne olmaz olsun, işte bu evden kurtulmaya çalışıyorum gibi bir cevap verdi. Ha, bir dakika, burada mesajları vermiş aslında kızınız. Yani düşünebiliyor musunuz bana? Yani bir anneye böyle söyledi. Sizin evinizdeki bir problemden dolayı kaçtığını dile getirdi aslında. Burayı duydunuz mu siz? Bunun işte bir ergenlik bunalımı olduğunu düşündüm hep. Ama şimdi kaç yıldır bu çocuk ergenlik bunalımı mı yaşıyor? Cinayetten bahsettiniz. Ne zaman cinayete kurban gitti eşiniz? 4 yıl oldu. 4 yıl önce. Peki kızınızın kötü arkadaşlıklarından dolayı eşim öldürüldü dediniz. Bana biraz anlatır mısınız? Yani Nilay'ın arkadaşı işte eşimin dükkanına gitmiş. Konuşurlarken tabii bir süre sonra iş tartışmaya dönmüş, tartışma kavgaya. Kavga esnasında masada duran tornavidayı almış, Fatih oracıkta vefat etmiş. O da kaçmış ama polis hemen yakalamış. Sonra da suçunu itiraf etmiş, hapse attılar zaten. Eşinizin ölümünden kızınızı sorumlu tutuyorsunuz anladığım kadarıyla. Hayır, yanlış anladınız. Yani sonuçta onun arkadaşı tarafından eşim öldürüldü. Ama bu işte ne kadar etkili bir parmağı var mı inanın bilmiyorum. Yani kızımın onu yönlendirdiğini düşünüyorum ama doğrusu emin değilim. Yani kızınız arkadaşını yönlendiriyor, cinayeti işleyen kişiyi. Yanlış anlamayın. Sonuçta olan oldu. Ölen bir daha geri gelmiyor. Ben tekrar kızımla yeni bir sayfa açmak istiyorum. Peki.
Peki bu cinayetten sonra kızınızla hiç görüştünüz mü? Hayır, ortadan kaybolmuştu. Benimle konuşmuyordu, telefonlarıma cevap vermiyordu. Nereye gitti, kimlerle birlikte, ne yapıyor inanın hiç bilmiyorum. Peki aramak için bir şeyler yaptınız mı kızınızı? Yani şöyle düşünün, bir bariyer örmüş yani ve onu aşmak mümkün değil. Ben de o yüzden size başvurdum. Bariyeri aşamadım diyorsunuz. Peki siz Levent Bey'di değil mi? Eski eşiniz. Eski eşinizle görüşüyor musunuz Levent Bey'le? Yani ona da ulaşmak istedim. Hı-hı. Bütün bu olan bitenlerden haberi olsun istedim. Fakat kendisine ulaşamadım. Ona da ulaşamadınız. Yani ben sonuçta kızımın iyiliğini istiyorum, onu korumak istiyorum. Ve Levent'in maddi durumu iyi, en azından onunla görüşsün isterim. Peki Levent Bey hiç kızınıza ulaşmaya çalıştı mı biliyor musunuz? Bilemiyorum. Şimdi bu anlattığınız hikayede siz de benim surat ifademden anlamışsınızdır zaten. İçime sinmeyen, böyle değişik, enteresan şeyler var. Yani boşluklar var aslında bu hikayede. Ben o boşlukları doldurmak istiyorum. Yani neden Aslı Hanım? Her şeyi olduğu gibi anlattım aslında. Yani benim bu hayatta dayanabileceğim hiç kimse kalmadı. Bir tek kızım var. Ve onu korumak istiyorum. Ama yani çok acı ki kızınız sizin yanınızdayken onu koruyamıyorsunuz. Şimdi bana biraz müsaade edin. Ben kızınızla bir telefon görüşmesi yapacağım. Onu buraya davet edeceğim. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Kendisine ulaşabildiniz mi? Evet, telefon numarasını bulmuş ekip arkadaşlarım. Şimdi çıkıp onunla konuşacağım. Peki, umarım onu getirebilirsiniz Aslı Hanım buraya. Lütfen bana yardım edin. Size yardım etmek için buradayım zaten. Gelir mi gelmez mi bilmiyorum ama şimdi gidip konuşacağım onunla. Tamam mı? Tamam. Esra Hanım'ın kızını neden bulmak istediği konusunda benim kafamda soru işaretleri oluştu. Kendisiyle konuştuğumda, yani güçlü bir anne-kız ilişkisi hissetmedim ben bu görüşmede. Aslında ikinci evliliğinde bu cinayetten kısmen kızını da sorumlu tutuyor. İçime sinmeyen çok şey var. O yüzden ben gerçekleri dinlemek adına Nilay Hanım'ı aramak ve onu buraya davet etmek istiyorum. Bakalım Nilay Hanım telefona cevap verecek mi? Nilay Hanım meşgule bastı. Tekrardan arayalım. Belki bilmediği numaraları açmıyordur. Alo. Alo, merhaba. Merhaba. Nilay Hanım'la görüşecektim ben, kendisini aramıştım. Siz kimsiniz peki? Ben Star TV'den arıyorum. Bir şansım olsa programından. Programın sunucusu Aslı Özkaya. Levent benim adım. Nilay ile ne görüşecektiniz? Ben yardımcı olayım. Onun için bırakılmış bir emanet var. Onu kendisine verecektim ama kendisiyle görüşsem daha iyi olacak. Siz nesi oluyorsunuz? Ben babasıyım. Yanınızda mı peki kendisi Nilay, şu anda? Kendisiyle evet. Konuşabilir miyim? Müsait mi? Bir saniye çağırayım. Tamam. Nilay, şu Star TV programından arıyorlar. Şans programı. Evet, telefonda Aslı Hanım var. Konuşmak ister misin? Efendim? Nilay Hanım, merhabalar. Merhaba. Ben Bir Şansım Olsa programından arıyorum. Sizin için birisi bir emanet bıraktı. Ne emaneti? Bunu ancak aşağı inince aracımız sizin kapınızın önünde. Aracın içine indiğinizde anlayabilirsiniz. Aslı Hanım, benim görüşmek istemediğim kişiler var. Kimmiş? Şimdi bunu size buradan söyleyemiyorum. Arabaya inip sizin için bırakılmış bir zarf var orada. Zarfın içinde de şifre var. Bu şifreyi kasaya girdikten sonra içindeki çıkan, sizin için bırakılan emaneti gördüğünüzde belki sizin bir tahmininiz olabilir. Peki o kişiyle görüşmek istemezsem? Görüşmek istemezseniz tabii ki görüşmek istemeyebilirsiniz. Hiç problem yok. Israrcı olmayacağım.
Anladım. Peki babam yanımda olabilir mi? Tabii ki olabilir. Babanızla inebilirsiniz arabaya. Tamam. Üzerime bir şeyler alıp aşağı iniyorum. Tamam, ben bekliyorum. İndiğinizde sizi tekrar arayacağım. Tamamdır. Tamam. Bekliyorum. Tamamdır. Bakalım kasanın içinden çıkan paketi görünce nasıl bir tepki verecek? Gerçekler birazdan tek tek ortaya çıkacak. Nilay Hanım arabamıza inmiş. Bir arayalım bakalım. Efendim? Nilay Hanım inmişsiniz araca galiba. Evet. Zarfık durduğunuz bir taşın üstünde. Evet. Tamam, açtınız mı? Şifreyi gördünüz mü? Hayır, açmadım henüz. Tamam, açalım zarfı lütfen. İçinden bir şifre çıkacak. Hayır, bu olamaz. Bu nasıl olur? Bu benim resmim. Kim başvurdu? O kadın mı başvurdu? Benimle hiçbir şekilde ilgilenmeyen, benim hiç aklıma gelmediğim o kadın mı başvurdu? Nilay Hanım, sakin olun. Kasanın içinden ne çıktı? Benim fotoğrafım çıktı. Sizin çocukluk fotoğrafınız. Evet. Bize anneniz başvurdu. Sizi bulmak istiyor. Sizinle yeni bir hayat kurmak istiyor. Yeni bir sayfa açmak istiyor. Kendisi bunları söyledi. Sizinle ilgili endişeleri var. Hayatınızın tehlikede olduğunu söylüyor. Ne tehlikede olduğunu düşünüyor. Onlar ne akla oraya geliyor? Ne akla oraya başvurur ya? Bunca zaman aklına gelmemişim. Ne olmuş? Parası mı bitmiş? Ne olmuş da beni aramış o kadın ya? Hayır ya, hayır, böyle bir şey olamaz ya. Nilay Hanım lütfen sakin olun. Gelmek istem. Alo. Aslanım. Benim, Nilay'ın babası. Gelmek istemezse anlayışla karşılayabilirim onu. Onun psikolojisi her şeyden önemli. Evet. Ama çıkıp gelirse de biz buradayız. Siz de yanında eşlik ederseniz kendini daha güvende hisseder. Evet. Konuşacak evet, durumda biraz değil galiba kendisi. Evet, evet. Biraz sakinleşsin, ben konuşayım. Olmazsa geliriz hemen bundan sonra. Peki. Peki kızınız sizle mi yaşıyor? Evet, maalesef. Yani annesi çok başvurdu bizim programımıza ve onu özlediğini, onunla ilgili kaygıları olduğunu, evet, onun hayatının tehlikede olduğunu, onu aradığını aslında söyledi. Şimdi neden kızınız böyle bir tepki verdi acaba? Çünkü kızıma yapmadığını bırakmamış ki. Yani o kadın ne söylüyorsa bilin ki yalandır yani. Yeterli bana çektirdikleri, ben o kadının yüzünden uyuyamıyorum geceleri ya. İstemiyorum, çıksın gitsin hayatımdan. Oğlum bende haberim var, böyle sakin, bir şey sakin olamaz kızım, sakin, ya. Tamam. Şöyle yapalım mı? Siz onu sakinleştirin. Evet, siz şu anda konuşacak durumda değilsiniz. Çok iyi, evet, anlıyorum. Sesler geliyor. Evet. Lütfen onu sakinleştirin. Evet. Çıkın buraya, gelin. Bütün gerçekler, evet, ortaya çıksın. Evet, evet. Biraz sakinleşsin. Ben kendisiyle geleceğim. Tamamdır. Bekliyoruz sizi. Hoşça kalın. Görüşürüz. Hiç utanması bile yok buraya. Başları yap. Zaten yapıyorlar. Nasıl birisi olduğunu biliyorsun yani. Pek bir şaşırmadım yani. Şimdi gidelim, derdi neymiş bir öğrenelim. Bana çektirdi. Yetmedi bir bakkaldan. Bilmiyorum artık. Sana zarar veremez. İşte içimize sinmeyen bir şeyler var demiştik biraz önce. Tam da öyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Nilay Hanım arabada annesinin haberini duyduğu gibi sinir krizi geçirmeye başladı. Acaba Nilay Hanım söyledikleriyle ne kastetti? Çok merak ediyorum. Bu kız kim bilir ne yaşadı ki
şu anda bir fotoğrafla o günlere tekrardan geri döndü. Ben şimdi Esra Hanım'ın yanına gidiyorum. Neden kızı onun adını duyduğunda böyle bir sinir krizi geçiriyor? Onu öğrenmeye çalışayım. Rahatsız olmayın Esra. Evet. Nasıl aslanım? Kızınızı buldum. Bulabildiniz Konuştuk mi? Konuştuk daha doğrusu. Çok sevindim. Kendisi buraya gelmeyi kabul etti. Çok sevindim. Babasıyla birlikte şu anda. Yani sizin eşiniz. Levent'le mi? Levent Bey'le beraber. İlk eşinizle. Mutlu oldu mu peki? Benim aradığımı duyunca. Çok sinirlendi size, çok öfkeliydi. Kesin Levent doldurmuştur onu. Ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bence gelince kendi zaten size her şeyi anlatacak. Kendisi sinir krizi geçirdi. Babası zaten telefonla daha çok benimle konuştu. Kasaya koyduğunuz çocukluk fotoğrafı var ya hani. Onu görünce neler olduysa oldu zaten kızınıza. Yani kızınızın fizyolojik olarak sağlığı iyi ama psikolojik olarak iyi olduğunu ben hiç düşünmüyorum. Yani kesinlikle Levent doldurmuştur onu diye düşünüyorum. Yoksa kızımın derinlerde bir yerde beni sevdiğini biliyorum. Siz derinlerde bir yerde kızınızı gerçekten seviyor musunuz? Mesela tabii, ben kızınızın... Ne yaptıysam onun için yaptım. Mesela kızınızın en yakın arkadaşının adı ne? Yani kendisi bana bunu söylemiyordu. Kendisi arkadaşlarıyla tanıştırmıyordu. Ben de ona saygı duyuyordum istediklerini. Hiç iletişim kurarken bunu öğrenemezsiniz mi? Ya da mesela kızınızın en sevdiği yemek ne? En sevdiği renk ne? Yani çok renkli giymeyi seviyordu. Yani ben ne yaptıysam onun için yaptım. Ona bir yuva vermek için. Hem arkadaşlıkları kötüydü, hem de yani şu an siz Levent dediniz ya, yani gizliden gizliye görüşüp acaba aklını çeliyor muydu diye düşünmüyor değilim. Hatta neredeyse eminim. Siz hep sorunları başka bir şeylerin üstüne yüklüyorsunuz benim analiz ettiğim kadarıyla. Ya babada problem, ya arkadaşlarında problem. Ama ikili ilişki olarak sizde hiçbir problem yoktu. Gayet iyi bir anne-kız ilişkiniz vardı. Ben elimden geleni yaptığımı düşünüyorum Aslı Hanım. Ben de rahmetli eşim de ona kol kanat gerdik. Siz gerçekten kızınız için geldiniz ama buraya değil mi? Tabii. Başka ne için gelebilirim? Yani yeni bir sayfa açmak için, yeni bir hayat kurmak için. Yani belki bilmiyorum yani babasıyla da konuşup acaba sorunları çözebilir miyiz diye düşünüyorum. Belki babayla da barışırım diyorsunuz mu? Yani en azından iletişim kurabiliriz diye düşünüyorum. Yani konuşabilir, belki sorunların bilmiyorum bir nebze de olsa üstesinden gelebiliriz diye düşünüyorum. O zaman siz bizi şans masasında bekleyin tamam. Lütfen. Ben de kızınızla ve Levent Bey'le konuşup yanınıza umarım onları getiriyor olacağım. Peki, tamam. Tamam, buyurun lütfen. Nilay Hanım bambaşka şeyler anlattı. Annesinden nefret ediyor. Aslında evden de annesi için kaçmış. Yani annesi yüzünden kaçmış. O evde neler olup bitti? Hepsini tek tek öğreneceğiz. Esra Hanım'ın anlattıkları ne yazık ki içime yüreğime dokunmadı benim. Bilmiyorum size de geçti mi? Yani bir gözyaşı bile dökmedi. 4 yıldır kızını görmeyen bir anne burada kendini yırtmalıydı bana göre. Bilmem ben olsam öyle yapardım en azından. Birazdan her şey tüm gerçekliğiyle ortaya çıkacak. Tekrar hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk.
Beni kırmadınız, geldiniz. Çok teşekkür ediyorum ikinize de. Annenizle konuştum, Esra Hanım'la, sizin eski eşinizle. Evet. Bana hayatınızla ilgili pek çok şey anlattı. Ama sizinle telefonla konuştuğumda tam tersi şeyler söylediniz. Yani ben hayretler içerisinde dinledim. Gerçekten sizin feryadınız çok içimi yaktı. Bir şeyler hissettim zaten, böyle kafam karışıktı annenizi dinlerken, ama ben her şeyi tüm gerçekliğiyle bir kere de sizin tarafınızdan dinlemek istiyorum. Aslan, buraya geldim ama hiç mutlu değilim. O kadın buraya neden başvurmuş, onu anlamış da değilim. Nilay, annen buraya seninle hayatına yeni bir sayfa açmak için, seni özlediği ve bulmak istediği için geldiğini söyledi bize. Benim için gelmemiştir Aslan'ım. Ne için gelmiş olabilir? Kafasında bir planı vardır. Aç kalmıştır, açık kalmıştır. Maddi olarak bir sıkışıklıktan olarak, dolayı evet, seni kullanıyor, benim öyle mi? Babamla yaşadığımı öğrenmiştir. Babamın... Bilmediğini söyledi ama. Öyle söylemiştir. Yalan söylemiş olabilir Aslan. Babamın maddi durumu iyi. Ondan ne kopartabilirim diye buradadır. Beni özlediğini, beni istediği için buraya geldiğini düşünmüyorum ben onu. Her şeyi bize en baştan anlatın. Nasıl tanıştınız, nasıl evlendiniz? Ben hani çocuk yaşta diyeceğim, lise 3. sınıfa giderken, kendisiyle aynı okuldaydım. Kendisi lise 2'ye gidiyordu. Ve okulla hani bir hoşlanma durumu olduğunu arkadaşlarına falan söylemiş. Onlar da bana söylemişlerdi. Tabii o yaşlarda biraz da genç olduğum için yani böyle bir şey hoşuma gitmişti yani, ne bileyim, onun ilgisi falan diyeyim. Tabii kendisiyle görüşmeye falan başladım. Uzun bir süre beraber hani gezme tozma dediğimiz bir flört dönemi gibi bir şeydi. Daha sonra bir gün ne olduğunu anlamadım. Ben evde yokken eve geliyor. Evde de annem var. Anneme hamile olduğunu söylemiş. Kapıyı çalıyor, içeri giriyor. Ben evet, sizin oğlunuzdan evet, hamileyim diyor. Evet, doğru aynen, anlıyoruz. Aynen peki öyle. Sonra? Eve gittiğimde babamın suratı çok asık ve sinirli bir şekilde. Annem böyle bir telaşlı, bir panik, şaşkın halde. Ve Esra Hanım da evde mi o sırada? Evet, onu görünce hepten şaşırdım. Esra'yı da görünce şok oldum. Yani tam bir karmaşanın içine düştüm diyebilirim. Olayları anlamaya çalışıyorum. Sonra işte babam da o sinirle, sen yine dediğim gibi ne hatlar çevirdin falan diye bana kızıyor, yükleniyor. Sonra işte öğrendim, annem söyledi, hamile olduğunu. Tabii durumu anlatma imkanım bile olmadı. Babam o kadar sinirli, o kadar gergin ki ve böyle bir şey olduğunu söylüyor. Ve bunun da çözümü evlilik gibi. Direkt o zamanlar öyleydi. Babam da çok inatçı bir insandı. Hele bu konularda çok hassaslar. Yok apar onu. Topar evlendiniz. Apar topar ne olduğunu anlamadan birden kendimi evlenmiş genç bir adam olarak buldum. Hamilelik gerçek miydi? Maalesef hamilelik gerçek değilmiş. Bunu da çünkü gerçek o, yani bir evlendikten bir yıl sonra Nilay'a hamile kalmıştı. Nilay hamile kaldıktan sonra gerçeği itiraf size etmek zorunda. Size gerçeği itiraf evet, etti. Evet, ben zaten durumu artık şüphelendim ve artık... Evlenmek için yapmış bunu. Evet, maalesef. Maalesef çok zor bir insan. Her gün sıkıntı, her gün bir başka sorun. Şu eve geliyorsam sırf Nilay için eve geliyordum yani. Yoksa çekilecek bir ev değildi. Sen Nilay o sıralarda nasıldın annenle babanın? Çocukluğum güzel geçmişti bir nebze olsa. Ta ki annem evi terk edip sonra tekrar benim yanına alıncaya kadar. Evi terk edip derken? Evet, size söylemedi mi? Yani bana şöyle söyledi. Gece saat 11'de aldatıldığımı öğrendim. Eşim çocuğumla beraber beni kapının önüne koydu dedi. Öyle mi söyledi? Evet. Yalan söylemiş ya, sana. Alakası yok. Siz eşinizi aldatmadınız mı? Alakası yok. Aslında olay tam tersi diyebilirim. Evliliğimizin 10. yılında, özellikle bunu belirteyim, kulağıma çeşitli söylentiler, hatta dedikodular geldi. Nilay'ı okula bıraktıktan sonra eve bir arabanın ve arabada bir kişinin geldiğini söylediler daha doğrusu. Beni bir kuzenim dediği bir insanla tanıştırdı. Tabii daha sonra araştırdığımda... Kuzeni değil miymiş o kişi? Maalesef değilmiş. Nesiymiş? Söyleyemiyorum yani, çünkü o kadar midem bulandı ki bu konulardan yani. Sevgilisiymiş aslında. Size kuzenim diye tanıştırdığı kişi evet, aslında eşinizin evet, yani annenizin evet, sevgilisi. Ya daha doğrusu açık konuşmak gerekirse beni aldattığı kişiymiş yani.
kadından ben her şeyi beklerim yani. İnsanlıktan çıkmanın bir zemine ulaşmış birisi. Bir dakika, bu kadar yalan konuşamaz mı? Sizin buraya geleceğinizi her biliyor şeyi, yani. Her şeyi beklerim yani. Yani o insanlar, yalan söylemiştir aslanım. O kadar... Para için yapmıştır, ben düşünmüyorum. Gerçekten kime inanacağımı şaşırdım şu anda. Yani o kadar hani noktası virgülüne kadar anlattı kendisi ki... çok güzel yalan söyler. Yani çok güzel yalan söyler ve insanları çok güzel inandırır buna. Onun için şaşırmıyoruz. Şeytan bile ona şeytanlığını öğrettiğinden dolayı utanmıştır yani. Olan kime olmuş burada? Şimdi yıllarca uğraşacağız ki biz Nilay'la çalışalım. Nilay'ın psikolojisini düzeltelim. Nilay'ın travmalarını düzeltelim. Nilay'ın hayata karşı olan güven duygusunu, sarsılmış güven duygusunu, anne babaya, dış dünyaya, ikili ilişkilerine olan güven duygusunu düzeltelim. O gözyaşları, elinin titremesi bize çok şey anlatıyor. Hiç tutma kendini Nilay. Ağlamak istiyorsan ağla. Aslanım, ben annemin ikinci evliliğinden çok çektim. Nasıl yani? Şey, üvey babamdan. Bana hep o senin baban diyordu. Seni seviyor diyordu. Hep bir şeylerin üzerini kapatıyordu. Ona söylemeye çalıştım. Haykırmaya çalıştım. Ama o hiç beni dinlemiyordu. Kötü mü davranıyordu sana? Keşke kötü davransa, daha kötüsü yani. Nilay. Kırmaya çalıştım. Annemi söylemeye çalıştım. Ama beni hiçbir zaman duymadı. Hiçbir zaman ben ne hissediyorum düşünmedi. Hep her şeyin üzerine örttü. Ben de evden kaçmaya karar verdim. Bundan sonra ayakların üzerinde durana kadar yanındayım. Kafasını dizine koyamayacaksanız bir kız çocuğu, bir çocuk dünyaya getirmeyin. Taşını okşayamayacaksanız bir kız çocuğu dünyaya getirmeyin. Sahip çıkamayacaksanız çocuk doğurmayın. Annelik bu değil. Annelik doğurmakla olmuyor. Nilay, peki annenle yüzleşmeye hazır mısın? Bilmiyorum. Sen içinden, kalbinden, gönlünden nasıl geçiyorsa öyle davran. Ama sana küçük nacizane bir önerim var. Birincisi, o gözyaşlarını hiç tutma. Akıt akıtabildiğin kadar. İkincisi de ne biliyor musun? Hayatında yeni bir sayfa açmak istiyorsan eski sayfayı kapatacaksın. Bunu da nasıl yapacaksın biliyor musun? O kadının karşısına oturup İçindeki her şeyi çatır 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 yüzüne söyleyerek yapacaksın. Ben şimdi gidiyorum. Sizi burada bırakıyorum. Kararınızı verin. Evet, biz kendi aramızda konuşalım. Kendi aranızda konuşun. Ben orada sizi bekliyor olacağım. Teşekkür ederim. Tamam. Peki. Bununla ben nasıl başa çıkacağım baba? Ağla kızım. Rahatlayacaksan ağla. Dök içine. Esra Hanım, rahatsız olmayın, oturun. Sizi dinliyorum aslanım. Kızım gelecek mi? Açıkça söyleyeyim mi? Tabii. Ben onun yerinde olsam gelmem. Neden? Sizden çok farklı şeyler anlattı bana. Yani sizin anlattıklarınızla hiç örtüşmeyen şeyler anlattı. Size bir şey sormak istiyorum. Siz buraya gerçekten kızınızı bulmaya mı geldiniz? Başka ne sebep olabilir? Ekonomik nedenler. Açık açık soruyorum. Ekonomik nedenlerden dolayı. Hayır, hayır. Yani... Kızınız babasıyla yaşamaya başlamış. Yani kızım iyi olsun yeter. Onlarla birlikte olurum gibi bir durum. Söz konusu oldu mu? Lütfen bari burada dürüst olun. Lütfen, hayır. Ben sadece kızımı görmek, yani onun elini tutmak, onun yanında olmak istedim.
onun iyi olmasını, yani bundan sonra yeni bir hayat kurabiliriz. Belki o çalışır, belki ben çalışırım, gül gibi geçinip gideriz. Kızınız o adamla, yani ikinci eşinizle ilgili size hiç bir şeyler söylemeye kalktı mı? Yani arada anlaşamıyorlardı ama dediğim gibi daha çocuktu o zaman. Daha çocuktu. Ama çok iyi anlaştıklarını, çok iyi vakit geçirdiklerini, babasında bulmadığı sevgiyi onda bulduğunu söylemiştiniz. Evet, şimdi diyorsunuz ama ki çok arada sırada da anlaşamadıkları oluyordu. Bazen konuşmuyordu. Yani her evde olabilecek şeyler. Yani her babayla kız arasında olabilecek küslükler, dargınlıklar. Ama genel olarak iyilerdi, iyi anlaşıyorlardı. Dilay Hanım gelsin, ondan sonra devam edelim konuşmamıza. Geliyor kızım. Sen nasıl bir annesin ya? Sen bir de utanmadan buraya mı başvuruyorsun? Bu ne bu? Kızım ne oluyor Allah aşkına Levent? Dilay otur. Seni otur. Görmeye gelmedim, bana bakma. Ben otur. Kızım için geldim de destek olmak için. Oturun Levent, konuşabilirsin, sakin kızım. Olun. Ne olur. Kızımla anlatacakları var, onun için buradayım. Kızım ne oluyorsun? Bana kızım deme ya. Bana kızım deme, sen nasıl bir insansın ya? Bir de gelmişsin utanmadan buraya başvuruyorsun. Sen nasıl bir insansın? Ne için geldin sen buraya? Kızım sen iyi değilsin. Evet iyi değilim. Sen babamı aldattığın günden beri iyi değilim ben. Hani babam beni sevmiyordu? Hani babam beni istemiyordu? Yani kendisi konuşmuyordu. İşte yüzü burada. Hatta senin kendisinden bile olmadığını iddia etti. Ya sen bu adamla evlenmek için nasıl entrikalar yaptın, nasıl oyunlar yaptın, ne düşünecektin, ne düşünüyordun ya? Ya bir de buraya onca çektirdikten sonra buraya gelmişsin. Sen nasıl bir insansın ya? Yani biz o zaman Levent'le severek evlendik. Daha çocuktuk. Siz yalan konuşmadınız mı hamilelikle ilgili? O yani Levent'in iyiliği içindi aslında. Yani babam polise bildirecekti ve polis Levent'i ama bu yakaladı. Yalanı Levent Bey de söylemiştiniz. Kaldı ki bana da yalan konuştunuz bu programda. Anne, ben sen buraya aldatıldım dediniz. Nilay bir dakika, aldatıldım dediniz. Yüzleşin lütfen. Evet, ne zaman aldatmışım? Bir anlatır mısın bana? Yani bunu gözlerimin içine bakıp söyleyebilir misin? Yani Levent, o zaman ikimiz de çok gençtik. Bazı hatalar yaptık. Sen de yaptın, ben de yaptım. Şimdi önemli olan yeni bir sayfa açabilmek bence. Yeni bir sayfa mı? Yani sen de yardımcı ol. Çünkü Nilay benim hayattaki tek dayanağım, tek kızım. Şu hayatta en büyük hatam, en büyük hatam seninle evlenmekti ki bundan sonra sana ne yardımcı olmak ne de yanında olmak isterim. Mümkünse hayatında seninle yan yana gelmek istemem. Bugün de kızım nedeniyle buradayım. Onun dışında seninle benim bir işim olamaz. Kızınız arabada bir şansım olsa aracında çok büyük bir sinir krizi geçirdi. Hiç kimse sakinleştiremedi. Yaşadıklarını bu fotoğrafla aslında ona bir kere daha yaşattı. Ve o yaşında neler yaşadıysa onları bir daha yaşadı. Yani bilerek yaptığı bir şey yok. Yani belki farkında olmadan her zaman onunla ilgilenmeye çalıştım elimden geldiğince. Ya nasıl ilgilenmeye çalıştın ya? Nasıl ilgilendin ya? Sen bana bir söylesene, sen buraya ne için geldin? Sen buraya benim için mi geldin? Ha dur tahmin edeyim. Sen benim babamla yaşadığımı öğrendin. Babamın da durumu iyi. Ne kopartırsam kârdır dedin değil mi? Lütfen öyle şeyler söyleme. 4 yıldır beni neden aramadın? Söyle, cevap ver. Ulaşamıyordum madem sana. Nasıl ulaşamıyordun şimdi ya? Kapıma istedim. Geldin. 4 yıl boyunca benim yerim belliydi, yurdum belliydi, babamın yanındaydım. Sen nasıl böyle bir şey yapabilirsin ya? Ya sen beni gittin o adamın evine götürdün. Günlerce gününü gün ettin, eğlendin, dolaştın. Sana yük oluyorum diye beni anneanneme bıraktın. Ya bir de buraya gelmiş kızımı mı arıyorum diyorsun? Ya Allah'ım çıldıracağım. Neden dürüst davranmıyorsunuz şu anda? Yani ben yapayalnızdım. Kendi kendime çalıştım, didindim, durdum, bir şeyler yapmaya çalıştım. Sen de kendini kapatmıştın, evden kaçıyordun. Levent zaten yoktu. Ya bir şey seninle soracağım. Seninle konuşmuyordu. Bu kızı
16 yaşında kötü yerlerde çalışmaya zorlamak mı yaptığın güzel şeyler? Sen nasıl bir terbiyesiz, kötü bir insansın? Sen var ya, gerçekten ben sana hiçbir şey söylemiyorum. Gerçekten bu kadar bir insan bu kadar yüzsüz olamaz ya! Para için geldim desene kadın! Para için geldim! Yeter artık Aslı Hanım. Yani ben buraya bunları işitmeye gelmedim. Kızınız bu kadar ağlarken, benim gözlerim dolarken, sizin gözleriniz neden hiç dolmuyor? Neler yaşadığını söylediği halde gözlerinizden bir damla yaş akmadı ya. Söyle, para için geldim de ya! Param mı yok? Söyle! Söyle, doğruyu söyle! Yok, evet. Yok. Aslan, görüyorsunuz işte bu kadının buraya niçin geldiğini. Yeter artık. Ben buraya bunları işitmeye gelmedim Aslı Hanım. Yani kusura bakmayın, kalkıyorum. Ya bak bana bak, benim gözlerime bak. Bundan sonra ne ölüme ne dirime benim. Allah kahretsin, nefret ediyorum senden. Nefret ediyorum. Söylenecek çok şey var. Hepsini içime akıtıyorum. Çünkü sözcükler de boğazımda düğümleniyor şu anda. Bir kız çocuğunun korkunç bir dramını izlediniz. Böyle durumlarda uzmandan destek almak, aile büyüklerinden destek almak o kadar önemli ki. Kadınlara, çocuklara ve eğitime verdiği önemi her fırsatta bize derinden hissettiren mavi gözlü dev. Seni minnetle anıyoruz. Her 10 Kasım'da gözyaşlarımız dinmiyorsa bunun tek bir sebebi var. O da kalbimizde gömülü olmak.